Kırmaya devam. Enerji. Günaydın. İlk yolunun son sezonunu çekmek için biraz daha böyle gel. Yine nereye geldik? Salih Kılıçlı köyüne. Canım ablamız Gülşen abla. Canım abimiz Oktay abiyle. Yine bir güzel bir gün geçirdik. Yani sizlere anlatmak gerçekten zor. İyi ki tanıdık. Hatırlarsanız son videomuzda burada yine saç çalıyorduk. Ayşenur'un beyni fıtıktan dolayı ağrımıştı. Onlar kucak açmıştı bize. Ne demek? Öyle bir kardeşlik başladı. İnşallah ömür boyu da sürecektir. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yürümeye devam. Enerji. Neredesin? Buradayım bir saniye. Hadi gözüme ya. Güneş vuruyor da arkadaşlar. Günaydın. Evet. Şu anda Kekova'dayız. Üç Ağız'dayız. Oktay abigilden ayrıldık. Bizi aynen. Kekova'ya bıraktılar. Biliyorsunuz yol buradan başlayacak. Şöyle göstereyim şöyle şurası. Çantayı hazırlarken yoruldum biraz. Şu an burada birazcık bir kahve molası verdik. Daha yola başlamadan tabii. Aynen. Şimdi buradan yürüdüğümüzde bir tane video çekmiştik geçen yıl hatırlarsanız. Kale köyü vardı. El yapımı dondurmalar satılan. Şurada değil mi? Evet şu ileride. Şuradan görüyoruz zaten ait mezarları. Şu göster istersen. Oraya doğru yürüyeceğiz. Kaleköy'den sonra da Demre'ye doğru yola çıkacağız. Kapaklı, Çakıl Plajı, oradan sonra Demre. Demre, aynen. Evet, biraz mola verdikten sonra yola koyulalım. Yaklaşık 5-6 saat sürer diyorlar buradakiler. Yürüyüş an, hızımıza göre değişir evet. Zaten. Çıkarken saate bakarız, ondan sonra. Şu manzarayı bence biraz seyretmemiz lazım. Sabahın ilk ışıkları. Bu benim ilk ışığım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Kekova'da tuvaletin oradan hemen biraz yukarı çıktık. Ardından köy içinden Lik yoluna girmeye başladık. Şu yolu biraz takip edeceğiz. Şu köpeği mutlaka görürsünüz. Bakalım şimdi yol nereden gidecek. Şu an bir işaret göremedik. Yorucu. Böyle beton bir yola geldik. Muhtemelen bu yoldan sonra patikaya gireceğiz. Tamam ya. Açılırız. Bu tür şeylerde bir gün zorluk çekiyorsun, ikinci gün düzeliyor hemen. Arkadaşlar doğru yol burası. Azilerden aşağı iniyoruz. Sonra zaten patika yola girmiş bulunmaktayız. Ama şu an işaret yok. Köy halkının dediğine göre yol burada. Evet, meşhur Batıkşehir ve çevresi. Devam ediyor bakalım. Nereye gideceğiz? Yürümeye devam. Demin bir arkadaşı durdurduk. Dur kendimi göstereyim. İyi terlemişim. Demin bir arkadaşı durdurduk. Yol böyle devam ediyormuş. Doğru yoldayız. Birazdan toprak yola geçermişiz.
Yani sorun yok. Bence aşağıdan gitseydik manzara bu kadar güzel görünmezdi değil mi? Daha canlı. Bu arada Kekova Tekne Turu videomuzu izleyin. Ne demek istediğimizi anlarsınız. Türkiye'de en iyi tekne turu Kekova'da yapılıyor arkadaşlar. Bunu da belirtiyorum. Çünkü batık şehir var. Batık şehri geziyorsun teknelerle. Teknelerin altı cam oluyor böyle. Görüyorsun. Cam oluyor evet. Alttan görüyorsun. Muhteşem bir görüntü ve zaten geçmişe götürüyor. Neden batık şehir demişler? Şimdi burada biliyorsunuz deprem bölgesi olduğu için hep kuvvetli depremler oluyormuş. Artık zamanında ne kadar kuvvetli bir deprem olmuşsa zaten bu Kekova birmiş. Bir bakmışım ki denizin ortasından çöküp gitmiş. İşareti bulduk. Arkadaşlar şimdi bir limana geldik. Bir 15 dakikalık. 15 mi 20 mi? 20 dakika falan yürüdük. Böyle bir limana geliyoruz. Ama halen beton yoldayız. Böyle ara ara sağ tarafa baktığınızda bir kişilik, bir çadırlık, iki çadırlık ufak ufak yerler bulunuyor. Yani illa Kekova'da bir pansiyonda kalmak zorunda değilsiniz. Zaten köyün hafif çıkışında bir rampa çıkıyorsun. Hemen orada sağ tarafta ateş yakılmış, kamp atılmış yerler göreceksiniz. Yani pansiyonlara para vermek istemiyorsanız böyle bir durum var ortada. Evet, böyle bir 20 dakikalık hafif zorlu bir yürüyüşten sonra hemen giriyorsunuz. Bakın hemen şurada da bir kamp alanı var, görüyor musunuz? Ufak. Yani bir iki çadır sığar. Yürümeye devam ediyoruz. Liman muhtemelen içme suyu vardır ama zaten yolun başında çıktığımız için suya pek ihtiyaç yok. Eğer yolun erken saatlerde başlarsanız yani bu koyda, bu limanda yüzmek zorunda değilsiniz. Zaten kapaklıdan sonra Çakıl Plajı var. Orada yüzebilirsiniz. Aha. Kolay gelsin abi. Bak, şu köşeden, mezarlık köşesinden. Tamam. Evet, devam. Teşekkür ederim. Bu abiye bir yer sormuştuk. Bizden önce gelmiş. Tabii arabasıyla. Burası bence teknelerin böyle tamiri yapıldığı yer değil mi? İleride mezarlık var arkadaşlar. Abinin de söylediği gibi. Oradan yukarı doğru sapacakmış. Light mezar çok bu arada. Biz çekmedik ama adım başı light mezar yani her yerde. Bitti. Ha bak burada yüzülmüyormuş. Arkadaşlar burada bence su o kadar da temiz görünmüyor. En iyisi Çakı Plajı'na. Şu mezarlıktan giriyoruz sol tarafa ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mezarlıktan hemen sonra bir çeşme var. Çeşmeyi hemen geçiyorsun sol taraftan. Yol yine böyle toprak yol. Burada sera, burası boş, arsa. Yol yine böyle devam ediyor. Ulan bütün videolarımda baton önemli diyorum. Unutuyorum. Her yola çıktığımda batonu unutuyorum. Yol halen böyle devam. Devam edelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar şu taşlı yoldan artık sola giriyoruz. Arı kovanlarından toprak yola girdik. Böyle devam ediyoruz. Zaten işaret gösteriyor size. Arkadaşlar şuradan geldik. Böyle bir düz bir alandan yürüyoruz şu anda. Bu düz alan bana şey hatırlattı. Uyan deve giderken böyle bir arsa vardı yine. İki tane çoban köpekleri. Ağlamıştım hatta. Oraya hatırlattı bir. Şimdi yürüyoruz. Bu arada şu izler domuz izleriymiş. Solucan falan arıyorlarmış. Yol böyle gidiyor. Şu anlık yol rahat, hiç yormadı. Bakalım bundan sonra da nasıl olacak. Arkadaşlar şurada da bir kapı gibi bir şey var. Görünüyor mu? Güneş vuruyor ama görüyor musunuz bilmiyorum. Yok görünmüyor. Görünmüyor. Şu tarihi kapı gibi bir şey var. Şuradan görünüyor mu? Böyle bir eve girer gibi bir kapı var ama sadece kapı var. Başka bir şey yok. Videonun başında anlattığım gibi şuradan deprem bu işi bayağı ilerletip paramparça etmiş. Yol böyle.
taşlarla dizili baba ve işaret. Devam edeceğiz. Arı var çok. Ay çok arı var. Evet, burada da ne bir ayin oluşmuş. Ayin yapmışlar burada. Dönüyorlar, görüyor musunuz? İyi, dönün anasını satayım. Biz de dönüyoruz. Babalara geldik. Evet arkadaşlar. Başlıyor böyle. Su devam ediyor. Güzel ama. Burada yaşamak da güzel. Zaten burada devam ediyorsun. Bir iskele var ileride. İskelede biraz dinlenirsin muhtemelen. Sonra devam edersin. Evet sevgili arkadaşlar. Böyle bir güzellik olamaz. İşletmeye geçiyorsun. Bir 100 metre ileride hemen yine denize sıfır cam gibi su. Kamp alanı var. Burası eski bir yer. Yani burada kamp atarsın. Suyun temizliğine şuradan bakabilirsiniz. Bir an durup yüzmek istedim ama bilmiyorum ki. Yani çok iyi arkadaşlar. Anlam veremedim. Coğrafya kaderdir ama. Tertemiz su. Neyse yola devam. Demin çekmeyi unuttum ama biraz rampa çıktık. Zorlu bir rampaydı ama kısaydı. 5 dakikamızı aldı. Ardından yine inişe geçtik. İyi yorucu. Böyle iniyorsun. Ama halen denize sıfır. Uzak değilsin yani. Burada bir tekne var bekliyor. Buradan görüyor musunuz bunları? Yürümeye devam arkadaşlar. Şurada bir liman var. Ah, tekne limanı. Orada bir su içeceğiz, dinleneceğiz biraz. Haydi bakalım. Demin tekneleri gördüğümüz yer Gökova Limanı. Burada uzun bir dinlenme molası verdikten sonra yola devam edeceğiz. Şuradan geliyorsun, yol zaten böyle devam ediyor. Burada yüzebilirsin. Biz biraz teknede falan yüzümüzü yıkadık. Şimdi hazırlığımızı yapıp yola koyulacağız. Yolda görüşmek üzere. Şimdi molamızı verdik. Bitirdik. Kapaklı'ya kadar devam edeceğiz. Yol nereden gösteriyor? Ver bakalım elini. Evet, yol buradan devam ediyor. Hadi bakalım. O yolu yürüdükten sonra böyle bir alana geliyorsunuz. Burada böyle yarım kalmış bir yapı var. Bu tarafa giderseniz yanlış yola gidersiniz. Soldan zaten işaret görünüyor. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi gidelim. Bilmeyen uzun bir yol. Arkadaşlar şimdi bu yolu yürürken kendi haritamızdan baktığımızda eskilik ya yenilik ya gibi yol ayrımları var. Biz Atalanta'yı görmeden yani sağdan genel olarak düz. Yani biraz tırmanış vardı, evet, zorluk derecesi bayağı güzeldi. Onu geçtikten sonra yollar hep böyle boş alan. Yine şu uyuyan devdeki yol misali. Şimdilik düz. İleride yine ufak bir tırmanış olacak. Bakacağız ona. Onun zorluk derecesine. Ama yol güzel. Ay, yorulduk. Devam ediyoruz. Tırmanış yine başlıyor. Ve bir tık zorlanıyor. Biraz mola verdikten sonra Ayşenur çantasını giysin. Ve tırmanmaya devam. Yaklaşık 10 dakikadır çok sert bir tırmanış var. Bu yolu bitirmeye çalışacağız. İleride Çakıl Plajı ve hemen ardından
Adriyak Antik Kenti, sonra Noel Baba Müzesi ve bugünlük rota bitiyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, tırmanış bitti ve Kapaklı'ya geldik. Böyle seraları görüyorsunuz. Tabii biz Kapaklı'ya uğramayacağız. Devam edip gideceğiz. Yolumuz biraz uzun çünkü. Ah, evet. Bu tabelaya bakılırsanız 10 kilometre yürümüşüz. Tamam, şeyde de var zaten. Yürümüşüz. 10 kilometre. Buradan da Şura 12 kilometre. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet, şimdi Kapaklı'yı geçtik. Böyle ne traktör yolu, ne keçi yolu, ne bileyim, yol ama değil gibi bir yolla yürüyoruz. Bir süre böyle devam edeceğiz. Ardından tekrar patikaya girip Çakır Plajı'na gideceğiz. Yaklaşık buradan, yani bir yola geçtiğiniz zaman bilin ki 2 kilometre sonra Çakır Plajı'ndasınız. Yorulduk. Devam edelim. Evet arkadaşlar, yoğun uğraşlar sonucu bayağı yorularak Çakır Plajı'na geldik. Yani akvaryum bunun yanında çok boş kalır. Telefonum çaldı. Suyun güzelliği zaten. Bakmanız yeterli. Muhteşem. Suyumuz az kaldı. Burada su var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu öğrenmeye çalışacağım. Koy bu. İnsanlar burada var ama nasıl gelip gidiyorlar onu da bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Evet, yürüyüşü değil mi? Evet, çantaları var çünkü. Yarım saat mola. Evet arkadaşlar, çok yorulduğumuz için Çakır Plajı'ndan Adriyaka'ya motorla gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Bayağı yorulduk çünkü. Bir virüzü mü çekiyorum? Adriyaka'da görüşürüz. Şimdi anlatıyorum. Çakır Plajı'nda biraz yüzdük, yemek yedik. Saçlarım darmadağın olmuş. Baktım bir motorla bir abi gelmişti. Dedim ki abi bizi götürsene. Hemen dedi. Bir bastık. Şimdi çay ağzındayız. Adriyaka, Likya Müzesi, Mayra, oradan Karaöz. İnşallah. Evet. Ufak bir dinlenmeden sonra tekrardan yola koyulduk arkadaşlar. Şimdi Adriyaka'yı bulamadık. Onu bulursak oraya gideceğiz. Bulamazsak Likya Müzesi'ne, oradan da şehir merkezinden Mira Antik Kenti'nde görüşmek üzere diyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şuradaki taş yapılar Adriyaka. Biz botla geldiğimiz için gölün bu tarafına geçmişiz. Şöyle ufaktan görüyorsunuz zaten. Yine birçoğu yıkılmış ve darmadağın bir şekilde duruyor. Gidelim. Ana yoldan devam. Şimdiki rota Likya Müzesi. Doğru mu? Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, Likya Uygarlık Müzesi burada. Yine yıkılmış kalıntılar olan bir yer. Aşkım şu taraftan gidiyor. Şu arkadan gidiyor. Çok sinek olduğu için asfalt yola geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şehir merkezine geldik. Bilemedik şey ya, Likya uygarlığını. Ben hayatımda böyle iğrenç bir sinek görmedim. Buradan bacağını falan görüyorsunuz. Kanatmışlar, bir de yetmezmiş gibi mosmor ettiler. Orada uygarlığı dışarıdan gördük de mükemmel bir yer. Gidin ama sinek ilacı da alıp gidin. Sinek kovalı. Bizi öldürdü çünkü. Şimdi Ayşenur'un en sevdiği yere gidiyoruz. Nereye? Nikolas Kilisesi. Al bakalım kamerayı. Şu karşıda görüyor zaten. Sakla kamerayı. Evet, geldik. Evet arkadaşlar. Normalde fiyatı 90 lira ama biz öğretmen olduğumuz için indirimli geldik. Burada oturmuş. Oturan kişi. Benim tarihle alakalı hiçbir fikrim olmaması. Böyle resimler var burada. Fresko deniyormuş bunlara. Yeterli. Böyle görünüyor mu? Evet. Şimdi Karaöz'e gidiyoruz.